kadına yönelik şiddet ortadan kaldırılamamıştır. Kadınlarla erkekler arasındaki eşitlik hukuki ve siyasi planda yansımaya başladı. Kadına yönelik şiddetle mücadele için bir araya gelindi. Sorunlar konuşuldu, çözüm masaya yatırıldı. Failin kadın olduğu durumlarda farklı davranılması aslında haksız tahrik kurumunun erkekler lehine çalıştığını gösteriyor. Cumhuriyet Kadınları Derneği 24 Ekim'de Kadına Şiddetle Mücadele Sempozyumu düzenledi. Derneğin YouTube kanalından yapılan sempozyuma alanında uzman kişiler katıldı, konuşma yaptı. Kadına yönelik şiddetin engellenmesinde yasal düzenlemelerin rolü elbette yadsınamaz. Feminizmin kadın haklarına indirgenemeyecek, bundan daha fazla, daha öte bir akım olduğunu anlamamızı mümkün kılacak gelişmeler tam da kadınların haklarının kazanılmaya, hukuki ve siyasal bir takım kazanımlar elde edilmeye başlandıktan sonra ortaya çıkmaya başladı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ulusal eylem planlarını derneğin genel başkanı Profesör Doktor Tülin Oygür aktardı. Şimdiye kadar 3 ulusal eylem planı yapıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede mevzuatın düzenlenmesi. Bir kere bu şart. Konuşmacılar kadın mücadelesinde feminist sapmadan kaynaklanan cinsiyetsizliğe ayrı bir başlık açtı. Feminizm bir siyasal ideoloji olarak kadın haklarından daha fazlasına, daha öteye, siyasal mücadelenin merkezine cinsiyeti koyan ve toplumu cinsiyet temelinde dönüştürmeyi hedefleyen bir politik programa sahip. Sempozyumda kadına yönelik şiddetin ruhsal ve hukuki boyutları da ele alındı. Aslında cezaların miktarları itibariyle oldukça caydırıcı olduğu görülüyor. Şiddet, şiddeti doğuruyor. Şiddeti anlamak lazım. Sempozyumda İstanbul Sözleşmesi'ne de değinildi. Cumhuriyet Kadınları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Işıl Çetin, Türk kadınının mücadelesini Batı'nın ideolojik çıkarlarına alet eden Grevio'nun raporlarına ilişkin konuştu. FETÖ ve PKK ile yürüttüğümüz mücadeleden rahatsız olduklarını bildiriyorlar Grevio üyeleri. Grevio raporuna mücadele etmek ve bunları dan çekincelerimizi belirtmek kadın mücadelesinde bizi geriye değil, aksine ileri bir adım olarak bizi geleceğe taşıyacaktır.